Arapça terimler, kavramlar, istilahlar hangisini dersek diyelim hepsi aynı şey. Arapça terimler madde 2. İkinci dersimiz, ikinci pdf'miz. Harfi med veya med harfi, Met harfleri, uzatan harfler hepsi aynı şey. Harfi med uzatan harfler demek. Ondan maksat vav'dır, ya'dır, elif'tir tabi vav harfi, ya harfi, elif harfi sakin olarak kullanılır ise o zaman met harfi olurlar. Harekeli olsa mesela ve'de, ve'de de vav var ama harekelidir, met harfi midir? Değildir, sakin olması gerekir ki met harfi olabilsin. Ne gibi? Mesela tu diyoruz. Tu vav sakindir met harfidir. Sağındaki harfi uzatır. Tu ya bu uzatır. Ya da aynı şekilde sakin olup hemen önü eseri olursa o zaman met harfi olur. Yoksa olmaz. Ne gibi? Bi ya li gibi. Elif de Aynı şekilde sağ tarafını uzatır. Ne zaman uzatır? Elif sakin olunca demeye gerek yok. Elif her zaman sakindir. Elif hareket almayan bir harftir. Örnek. Kale. Elif var, hareketsizdir. Bir öncesini yani kafı uzatmıştır. Kane. Elif var, hareketsizdir. Bir öncesini yani kafı uzatmıştır. Bunlar böyle. Harfi tarif. Harfi tarif belirtme harfi demek. İsimlerin başına gelen belirtme edatıdır. Bu edat nedir peki? İsimlerin başına gelip isimleri belirginleştirir. Yani marife eleştirir. Bir önceki videomuzda geçmişti. Bir önceki videomuzda marifenin kısımlarına değindiğimizde bir tanesi de neydi? Bir isme eliflamın dahil olması demiştik. Şimdi ona harfi tarif diyoruz. Harfi tarif tam olarak nedir? Ünlü dil bilginlerinden CBV der ki bana göre harfi tarif sadece lamdır. Hani bir tane kitabun yazarsın. Kitabun. Kitabun. Bunu elif lam koyarsan bu durumda ne olur? El ki tabu olur. Ne olur? El ki tabu. El kitabu. Kitaba ne ekledin? Elif lam ekledim. E hangisi burada tarif edatıdır? Hangisi marife eleştirmiştir? Sibeveh'e göre lam bu işi yapmıştır. Ünlü dil bilginlerinden Halil bin Ahmet der ki lam değil. Elif artı lam ikisi bir beraberce topluca bir bütün olarak harfi tarif olur. Yine ünlü dil bilginlerinden müberret der ki hemzedir. Yani eliftir. Hemze ile elif bazen eş anlamlı olarak kullanılıyor. Her ne kadar elif başka bir şey, hemze başka bir şey olsa da bazen hemze derken elifi elif derken hemzeyi kast etmekteler. Hemzedir yani eliftir. Baştaki sadece bu harftir. Öyleyse üç tane görüş saymış olduk. Harfi tarif nedir? Sibveve'ye göre sadece lam. Müberred'e göre sadece hemze veya elif de diyebilirsin. Halil'e göre ikisi birdendir. Müzekker nedir? Müzekker erkek varlıklara delalet eden kelimelerdir. Mesela kitabın Kitap kelimesi erkek midir? Ne erkektir ne kadındır esasen. Doğru mu? Evet. Kitap kelimesinin dişilik yönü olmadığına göre direkt müzekker kabul edilmektedir. Nedir? Müzekkerdir. Müennes, dişi varlıklara, dişil varlıklara söylenen şeydir. Bir kelime dişil olmasa bile, manaca dişil olmasa bile Araplar tarafından müennes kabul edilmiş olabilir. Ne gibi? Şemsun gibi. Şemsun. Mühendis kabul edilmiştir. Her ne kadar güneş ne erkektir ne kadındır desek de yine de mühendis kabul edilmiştir. Bu Türkçe'de olmayan bir şey. Arapça'da var olan bir şeydir. Bazen bir kelimenin manasına binaen olan mühendislik denilir. lafsında mühendislik alameti olmasa bile. Normalde bir kelimenin müennes olduğunu nereden anlarsın? Müenneslik alametleri, belirtileri nelerdir? Müenneslik alametleri bir tanesi kapalı ta'dır. Kapalı ta yani ta'yı merbuta diyoruz buna. Diğeri elif-i meksuradır. Diğeri elif-i memdudedir. Bunlar nedir? Bunlar müenneslik alametidir. Yani bir kelimede bunlardan birini görürsen o kelime müennes dersin. Görmesen demez misin? Görmediğin halde müennes kabul edilenler de vardır. Lafzına baksan müennes gözükmez. Örneğin Şemsun müenneslik alameti var mı? Sinle bitmiş. Ama nedir? Müennes kabul edilmiştir. Semay müennes diyoruz buna. Bu tür kelimeler de vardır. Müenneslik konusu esasen geniş bir konudur. Bunu daha önceden geniş geniş anlattık. AÖF İlahiyat Arapça videolarında. Peki müfret nedir? Müfret tekil demek yani tek bir varlığa delalet eden kelime çeşidine ne diyoruz? Müfret diyoruz. Müfret Türkçesi tekil. Bir bardak, bir kalem, yani iki bardak değil, iki kalem değil, tek bir tane o zaman müfrettir. Müfret kavramı bazen cümlenin zıttına da kullanılır. Yani müfrettir bu derken cümle değildir demek de oluyor. Öyleyse müfret iki manada kullanılır. Bir, tesniye ve çoğulun zıttı olarak yani ikil ve çoğulun zıttı olarak müfret kavramı kullanılmaktadır. Bu müfrettir dediğinde tek varlık, tek elma, tek top, tek kaşık, tek çatal. İki kaşık değil, üç çatal değil. Müfret bir de ne manada kullanılıyor? Bu yapı cümle değildir. Arapçada isim cümlesi, fiil cümlesi var. Bir de şibih cümle var. Evet, bu müfrettir. Yani isim cümlesi değildir. Fiil cümlesi değildir. Şibih cümle değildir. Yani cümle değildir. Manasında da müfret kavramı kullanılmaktadır. Peki tesniye diğer adı ile müsenna bundan maksat nedir? İki varlığa delalet eden yapıdır. İkildir. Türkçe karşılığı ikil. İki tane kiraz, iki tane kalem, iki tane kitap, iki bilgisayar, iki düğme. Üç değil tekli değil. Cemi nedir? Cemi çoğul demektir Türkçe karşılığıyla. Yani 2'den fazla çoğul ne demek? 2'den fazla varlığa delalet eden yapıdır. 2'den fazla ne var? Mesela 3 var. 2 elma değil, 3 elma. 3 kalem, 3 tane bardak. 3 sadece 3 mü? 3 ve çoğu 4 de olabilir, 5 olur, trilyon olur. Fark etmez. 2'den fazla olsun da ona cemi denir. Cemi müzekker salim. Cemi çoğul demek zaten. 2'den daha fazla varla delalet eden kelimeler. Yani üç tane kitap aldım dersen cemi bir kelime kullanman gerekir. O cemidir. Müzekker eril demek yukarıda geçmişti. Bir de ne var burada? Salim kelimesi var. Salim düzenli demek. Kurallı. Belli bir kaideye dayalı olarak bir kelime cem'i yapılıyorsa ona cem'i müzekker salim diyoruz. Nasıl? Mesela Kitabın bir kitap. Cem'i yapmak için, cem'i müzeker yapmak için ne yaparsın? Burada yazmamışız. Hemen yazmış mıyız? Yazmış mıyız? Yazmışız. Vav'um'du wow ekleyebilirsin kelimenin sonra. Bir tane vav wow bir tane de nun eklersen harf olarak doğrudur. Harekeder kaldı sadece. Ne yaparsın artık? ne? Kelimenin sonu vav nunla bitmiştir. Cemi müzekker salimdir. Başka dedik ki şurada ya nunle de bitebilir. ne veya nasıl yazılabilir? Kitabine. Kitabine. Ha, bu da olabilir. Bu neye göre değişir? Bu irapla alakalı. Cümlenin akışına bağlı olarak değişir. Vav'nun veya ya'nun olabilir. Hep nun diyorsun. Bunun düşebilir de. Düşebilir demek yazılmayabilir. Nun yazıdan düşebilir. Bu durumda kitabu kalır. Kitabi ya ile birlikte kitabi kalır. Yani bu ne zaman olur? Bu kelime muzaf olursa. Bu kelime muzaf olursa da aynı. Yani bu kelimeler muzaf olurlarsa sonlarındaki nun düşer. Muzaf nedir? Muzafun ileh nedir? Henüz bunları işlemedik. Ayrı konu detaylarına bakmadık. Bir iki örnek daha verelim. Mesela Müslümun. Müslüman demek. Müslümün. Müslümün. Cemi yapmak için vavnun getir. Vav bekledim, Nun Tabi artık böyle yazılmaz. Yani yazılış değişir. Şöyle yazarım onu. Müslümün. Mune. Vav-nun ekledim sonra. Harf olarak değişen şey mimden sonra nedir? Vavnundur. Müslimune. Cemil müzekker salimdir. Çünkü müfede vavnun ekledik sadece. Vav yerine ya da gelebilir. müstimine olabilir. Sondaki önü düşebilir. Müslimu, müstimi kalabilir. Bu irapla alakalı. Cümlenin akışına bağlı olarak değişen şeyler.

bil ma'rufi. Ma'ruf dahil değil ama vav ile bitmiş. Ve ne anil münkeri. Bu da dahil değil. hafizuna. Bu dahildir. Vav dal dahil değil. Ve beşiril müminine. Ya nun dahildir. Vav nun bitmiş. Bir sürü kelime var burada. Meşhurdur. Cem-i Müzekkel Sarim'den bahsedilirken bu ayet örnek olarak verilir biz de vermiş olduk. Burada Cemil Müzekker Salim'e pek çok örnek kelime mevcut. Peki geçtik. Cemi müennes salim. Cemi çoğul demek. Müennes dişil, salim düzenli demek. Kurala uygun demek. Düzenli dişil çoğul. Cemi müennes salim nasıl elde edilir? Bir kelimeki sonu dik elif ve açık ta ile bitiyor. Nisa suresi 34. Erricalu kavvamun ale n-nisa' bima fadala'llahu ba'dahu ala ba'dinn vema enfequ min emvalihim fessalihat dik bir elif peşine açık ta gelmiş kanitatun <laughs> hafizatun birkaç tane örnek gelmiş oldu. Başka var mı? Başka da yok. Ayetten örnek olarak burayı ifade edelim dedim. Genelde burası örnek verilir. Cemi müennes salim söz konusu olduğunda ayetlerden örnek vermek istediğimizde burayı örnek olarak veririz. Demek ki neymiş? Bir tane elif peşine kap açık bir ta geliyor. Kapalı ta budur. Ta merbuta denir. Bu da kapalı ta'dır. Ta merbutadır. Bu açık ta'dır. Bir elif peşine açık bir ta geliyorsa o kelime %98-97 oranında e, Cemil Mühendis Salim'dir. Niye %100 demedik? Çünkü bu şekilde gelen kırık çoğullar da vardır. Derken kırık çoğullar da karşımıza çıktı. Cemi çoğul. Mükesser kırılmış demek. Kesseradan mükesser. Kırık çoğul. Nereden kırılmış? Bahsedilen kuraldan kırılmış. Kural o yoldan çıkmış. Kırık çoğul olmuş. Kuraldan çıkılarak yapılan cemi. Kurala göre cemi yapmak iki yol olabilir. Vav, nun, ya, nun. Nunlar düşebilir ama vav ile ya ile olabilir. E az önce geçtiği üzere dik elif ve açık ta ile olabilir dedik. Bir cemi daha var. Bu şekilde kural veremiyoruz. Bunun birkaç yöntemi var. Tek yöntem değil. İşte örneğin kalem kelimesinin cemi mükesseri. Cemi silen ne gelir? Eklamun gelir. Eklamun. Ceddün kelimesinden ne gelir? Ecdadun gelir. Ecdadun hep bu şekilde örnek verir yani. Ej daadun ek lamun tek kalıpmış gibi de anlaşılmasın. Örnek: alimun bir alim. Cemisine gelir mi? Öyle ma gelir öyle. Mau uh, alimler demek. Ayetlerden örnekler verelim. Mesela Tevbe suresinde geçiyormuş. Elesa alez zuafa ibala alel merza. Zayıfun müfet zuafa kırık çoğul. Meridun müfred merva cemi. Fa'la kalıbındakiler demiş. Merva kırık çoğuldur. Nerede anladın? nun vavnun, yanun veya işte dik elif açık ta ile elde edilmeyen bir cemidir çünkü. Enfaz suresinde geçen varmış. Yine görüyoruz. İşte Maide suresinde, Maide suresinde geçen yine var. Mevta kelimesini görüyoruz. Fa'al kalıbında var. Nisa suresinde geçiyor. Ve velellezine yemutun ve hum Kafirun, kafir. <laughs> Müfred küffar. <laughs> Türkçede de kullanılıyor değil mi küffar? Nedir? Kırık çoğuldur. Kafirler demek. Cemidir Yani. Bakara suresinde geçiyormuş. Velaken yu'ahidukum bima kesebet kulubukum. Kulubu müfredi kalbun. <laughs> Burada fuul vezinde kırık çoğullar verilmiş. Kalbun <laughs> gulubun kırık çoğuldur. İşte Hicr suresinde geçiyormuş. Aynun uyunun kırık çoğuldur. Ra'sun baş ruus başlar kırık çoğuldur. Şeytan müfred şeyatin kırık çoğul. Fi'lan işte vildan mesela. Fu'ul vezinde var surur, humur. Fu'al vezinde var uraf şeklinde gelir. Urfetun urafun. Sünnetün müfret sünenün kırık çoğul. Fiil hicaj. Çeşitli örnekleri görmüş olduk. Tabi başka da var. Sadece bunlardan ibarettir demiyorum. Kırık çoğul nedir? Ayetten örnekleri gördük. 3-5 değil belki 20-30 tane vezni vardır. Birkaçını ayetler üzerinden gördük. Burada da tablo halinde var. Bunlar da Ezberlenebilir, yazılabilir. Fual vezinde ümmetün müfret hemen sandı ümem cemidir. Solda cümletün yazıyor müfrettir. Çoğulu cümelün cümleler demek. Demek ki solda müfretler. Kitabın müfret çoğulu kütüp gelir. Serirün müfret çoğulu sürür. Meribun müfret merva cemisi. Bu şekilde örnekler var. Sıradaki konu harf. Harf nedir? Tek başına mana ifade etmeyen kelime çeşididir. Arapçada kelime üç şeydir. İsim, fiil, harf. Harf nedir? Tek başına mana ifade etmeyen kelimenin bir çeşididir. Harf derken biz alfabe harflerini kastetmiyoruz. Elif, ba, cim. Bunlar zaten harftir. Zaten mana ifade etmez. Tek başına ifade etmez. Bir araya gelerek anca mana ifade eder. Burada harften maksat nedir? Harfi cerler mesela. B harfi cerri, fi harfi cerri. Bunun gibi şeyler kastediliyor. Huruf maani, mana ifade eden harfler. Ama mana ifade edebilmesi için cümle içerisinde bulunması gerekir. Harfi cerler veya inne, ennek, enne grubunda bulunan harfler var. İşte en, len, key, den muzari, nasbeden bir grup var değil mi? Bunun gibi harfler kastedilmektedir tek başına bir anlam ifade etmez. Cümlede bir yerde bulunacak gibi manası olsun. İsim nedir? Zamana bağlı olmadan kendi başına bir manası olan kelime çeşididir. İsim nedir? Mesela Ahmedü bir isimdir. Muhammed bir isimdir. Ha özel isimdir. Özel olmasa da olur. Mesela kitabun bir isimdir. Kitabun isim. Türkiye bir isim, Ankara bir isim. Zaman manası ifade etmiyor ve bir e, nedir o zaman isimdir. Fi ne? Fi ise zamana bağlı olarak yani üç zamandan biri, şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman. Fiil kendi içerisinde üç ayıldır. Bir fiil ya mazidir, ya muzaridir, ya emirdir. Zaman zaman olarak böyledir. Zaman olarak üç ayıldır. Fiil demek ki nedir? Zaman manası içeren kelime çeşididir. Burada ayrım noktası var. Fiiller, isimler diyor ki kapalı ta, ta, merbuta yani şu, bu isimler alır bunu, fiiller almaz. Tenvin nedir? İşte budur. Bir isim bunu alabilir, fiil asla almaz. Harf icerler ismin hemen sağında yer alabilir, fiilin sağında yer almaz. Alırsa da arada gizli bir edat vardır. Nida harfleri var ya, e ya, a gibi. Bunlar. E, i̇sim alır, fiil almaz. Yani fiilin evvelinde olmaz ama ismin hemen sağında olabilir. Zaman isimlerde yoktur. Kitap deyince, yani geçmiş zamandaki kitap kastedilmez ki. Ama okuyorum dediğin zaman veya okumuştum dediğin zaman, bir zaman ifade eder. Tek başına anlam ifade eder. İsim de fiil de. Harf ifade etmez. Gadi ismin sağ tarafında bulunmaz. Hemen dibinde yani hemen sağında yer almaz. Ama mazi ve muzların hemen sağında yer alabilir. Lem, lemma ismin başında bulunmazken fiilin başında bulunabilir. Sin, sefe aynı şekilde belirtilmiş. Enlen, keiden ismin başına gelmez. Fiilin başına gelebilir. Gelir değil, gelebilir. Bir fiil vardır, gelmemiştir. Başka fiil vardır, gelmiştir. Olabilir.